PKK'ya alan açmak istiyor Amerika. Türkiye de bu konuda kullanmak istiyor. Bölge boydan boya PKK kontrolünde zaten. Türkiye'nin 900 kilometrelik sınırı çaka çaka PKK'lıyla dolu. Bizim hiç alakamız olmayan bölge. Yani kastedilen bölgeler. Orada PKK'lı falan yok. Efendim, sadece PKK'nın rahat edemediği alanlar var. PKK'nın enine arşınına tavır koyamadığı alanlar var. Orayı PKK için güvenli hale getirmek istiyorlar. Bunda da Türkiye'yi kullanmak istiyorlar. Çünkü oraya Türkiye girecek. Oradan IŞİD'i, El-Kaide'yi işte kim varsa geriye çekecek. Alan boşalacak, Türkiye geri çekilecek. Geri çekildi mi oraya PKK dolar. Olay bu yani. PKK'nın güvenliği açısından istiyor bunu Avrupa. Yani İngilizlerin devleti ve Amerika. Bu oyuna çok dikkat etmek lazım. Bölgeden önce PKK unsurlarını tamamen temizlemek lazım. Yani PKK'yı oradan sökmeden, bizden hiç alakası olmayan alanlarda IŞİD'le aramak mantıklı gelmiyor bana. Yani Türkiye'nin böğrüne yapışmış 900 kilometrelik alanda boydan boya PKK işgali varken onu yok gibi görüp efendim diğer bölgelerde IŞİD'li avına çıkmak ki zaten onlar Türkiye'de çatışmaya girmiyorlar. Yanlış olur diye düşünüyorum. Ayrıca tankın da IŞİD tarafından vurulduğuna inanmıyorum. Doğrudan PKK işi. Çünkü PKK'ya tank savar silahlar verdi. Almanya, İngiltere, Amerika gelişmiş tank savar silahlar verdi. O tank savar silahlarla tanklarımız vuruyorlar. Benim kanaatim daha da vuracaklardır. Tanklarımız zaten oraya özellikle onlar çektirdiler. Yani o bölgeye. Teker teker tanklarımızı vurmayı düşünüyorlar. O silahları kullanmak için. Çünkü önce bunlara tank savar silahlar verildi. Çok miktarda PKK'ya. Bir de suçlu da yıkacakları yeri de belirlediler. IŞİD yapıyor diyorlar. Şimdi bundan sonra orada Türk tanklarını birer birer vurur bunlar. Yani Türkiye'nin eline tank kalınmayacağı kadar vururlar. Çünkü çok fazla ellerine tank savar silahı verildi. Alman, İngiliz yapımı, Amerikan yapımı gelişmiş tank savar silahları verildi. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Hükümet bu yönde politikayı ona göre düşünüp ayarlaması gerekir. Kanaatindeyim.